tabirle, Freud'dan ödünçle kullanalım, libidonun emrini görüyor. Maalesef. Yani el atmacılık, gasp. Maalesef. Efendim, el sürebilirlik. Şey, dokunulmazlığın ihlali. Evet. Mahremiyetin ihlali aslında dokunulmazlığın yok edilmesidir. Hürmetin ortadan kaldırılmasıdır. İhtiramın, muhteremliğin ortadan kaldırılması. Saygınlığın. Saygınlığın. Ayette yani dolayısıyla kadın aslında gezen bir haremdir. Çok güzel oldu da. Evet. Kadın iki ayaklı bir haremdir. Yani tesettürlü bir hanım ayağınıza gelmiş Kabe'dir. Haremdir. Dokunulmazlığı oradandır. Allah razı olsun. Evet. Eğer biz böyle bakarsak, kadın da kendisini haremleştirirse, yani harem gibi kılarsa, yani kendi varlığına harem gibi hürmet ederse, varoluşuna, söyler misiniz insanlık katsayısına kattığı değeri? Tabii. İnsanlığın evi gibi oluyor bir nevi yani. Ev mahremi. İnsanlığı eve tabii çağırıyor. Bir de bu ev bağlamında modernizmin en büyük özelliği evsizliği. Doğru. Mahremiyet karşıtı. Örtüsüzlük, evsizlik aslında bir. Evet, mahremiyeti yitiriş, kaybediş. Modernizmin bu kadar saldırması da o zaman boşa değil bu tesettüre. Hemen madem geldiniz, o şu tespiti yapalım mı? Tesettürsüzlükle başlayan süreç evsizlikle zor noktalanmak zorundadır. Evet, maalesef. Yani aileyi yıkan şey aslında korkun tesettürden başlıyor. Evet, bunu çizelim. Allah yarattığını bilmez mi? Ela ya'lemu men halak. Allah bir şeyi koyuyorsa, yarattığı insanın tavrını, zaafını, tabii, zeminini, niteliğini bilmez mi? Görmüyor musunuz? Görmüyor muyuz? Şöyle açıp bakalım. Kadının istismarını, kadının istismar edilmediği bir sektör var mı? Maalesef. Ve bir şey daha söyleyeyim. Mevcut kapitalizm, vahşi kapitalizmin tüm uygulamalarının içinden kadını her şekliyle çekip aldığımızda kapitalizm ayakta kalır mı? Buyurun size bir soru. Evet. Buraya gelmiş. Neden mi bahsediyoruz o zaman? Kadının tesettürüne yönelik tüm hücumlar aslında kapitalizmin vahşetine verilmiş, sunulmuş bir kandır. Yani bu vahşi içsin diye ona kan sunmaktır. Başka bir şey. O zaman biz de velayet hakkımızı istiyoruz kardeşlerimizle. Hakkınızdır. Evet, ümmet. Vermeyenin boğazına dursun. Evet. Sibel Hanım, siz kadının en verimli yeri evi, ailesi deyince Piren'le meşhur 4 ciltlik dünya tarihi var hocam. Batı'nın cins adamlarından birisi. Bakın diyor ki, kadının evin dışında çalışmaya mecbur olması ailenin mukaddes mahiyetini sarstı. Kadınlar güya geniş hürriyetlere kavuştu. Ama ellerinden en mühim eğitimcilik görevi alındı. Aile terbiyesi eski sağlamlığını kaybetti. Milletlerin temelini isabetle ifade ettiği gibi çok temel bir şey kadının tesettürü. Yani simgesel, çok dışarıda, olsa da olur, olmasa da olur gibi bir mesele değil. Bu hakikaten bu ümmetin haremi, bu ümmeti toparlayan bir çağrının adı. Bir anne şiar. Evet. İslam'ın şiarıdır. Özür dilerim. Şehirlerin imanını minareler ifade eder. Aynı şeyi söyleyecektim. Evet. Allah razı olsun. Ümmetin imanını artık örtü ifade etmiyorlar. Evet. Ve ondan da öte size bir şey söyleyeyim. Kur'an'da Furkan diye bir kavram var. Evet. Kur'an'ın isimlerinden biridir. Evet. Furkan. Ne demek bu? Fark. Farklar. Evet. Fark. Yani derin fark. Farkın en göz alıcı yanı. Farkı fark etmek, hakkı batıldan ayıran, insanda insan için kullanılırsa hakkı batıldan ayırma muhakemesi insanda. Başörtüsü bugünün Furkanı'dır. Evet. İslami tesettür günümüzün Furkanı'dır. Kim ne derse desin. Kim hangi gerekçeyle böyle kıyı döven, ne bileyim kitabına uyduran
işte tevil eden yaklaşımı getirirse getirsin, siz başörtüsüne karşı yaklaşımların niteliğinden yola çıkarak başörtüsünün anlamını bulabilirsiniz. Çok zeki olmaya gerek yok. Başörtüsünün mucize oluşunu söylemem işte bu, bundan. Evet, evet. Başörtüsü. Yani tesettür bir mucizedir. Yeryüzündeki küfrün envai çeşidi. Neden ufka, tam hedefe İslami tesettürü yerleştiriyor? Nedir istediği tesettürden, İslami tesettürden? Yani bunların hıncı nedir? Her çeşidi yapıyor bunu. Yani tüm renkleri. Siyahı, kırmızısı, şunu, bunu, küfrün her çeşidi. Neden ortak düşman İslami tesettürdür? Girdikleri ve işgal etmek istedikleri, sömürmek istedikleri ülkelerde ilk hedefleri İslami tesettürdür. Neden İslami tesettürü kendi emellerinin önündeki en büyük engel olarak görüyorlar? Herkesi bunun üzerinde düşünmeye davet ediyorum. Ben eğer Müslüman olmasaydım, bir anti-emperyalist olsaydım, bir kadın olsaydım, sırf bu kimliğimden dolayı başörtüsünün bu anlamlı ve şanlı duruşundan dolayı başımı örterdim. İnanın örterdim. Evet. Bu önemlidir. Onun için bu bir sadece el kadar bez meselesi değildir. Bu çirkin bir tanımlamadır. Zaten saldıranların hırçınlığına bakarsanız, evet, el kadar beze saldırmadıklarını anlarsınız. El kadar ufukları var hocam. Hiç, hayır. El kadar işte. Hiç kimse el kadar beze bu kadar saldırmaz. Tabii 90 santimlik bir bez parçası deniyordu. Şu çapa, şu cümledeki rezalete bakın. Şimdi yani. 90 buna kendiler de inanmıyorlar. Bu kadar küçük bir şey nasıl bu kadar derin bir çatlağa yol açacak? Bu bir çelişkidir. Ve aslında şunu söyleyeyim. Bunu kendiler de çok iyi biliyorlar. İsmini vermeyeceğim. Şu anda milletvekili. Muhalefet Partisi'nin milletvekillerinden biri. Bir kamuoyu yoklama şirketi olan bir zat. Evet. Bir gün bir programda tevafuken o anda şöyle bir gözüme takıldı. Çok da iyi olmuş takıldı. O cümleyi onun ağzından duymuş olmam çok anlamlıydı çünkü. Eğer izin verirsek tüm kızlar tesettüre girer dedi. Ben vallahi ben öğretmedim. Yani ben masum. Bunu kendisi söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Aslında bu. Bu çok açık bir kötü niyetlik aslında. Eyvallah. Yani bu biliyor, suçüstü. Cürmü meşhut halidir. Evet. Kendi suçunu itiraf halidir. Bu tam bir itiraftır aslında. Yani ve tesettürün fıtratla nasıl özdeşleştiğinin de göstergesidir. Evet. Bir tesettür karşıtının ağzından göstergesidir. Siz neyi, yani birileri neyi ispat etmeye çalışıyor? Neyi söylemeye çalışıyor? Bu birilerinin içine sadece tesettür karşıtlarını değil, tesettüre bin bir dereden su getirenlere de katıyorum. Bu bir tesettür, bir şiardır. Artık anlasın herkes. Onun için bu konudaki her çağın bir dominant imtihan ögesi olur. Her çağ. Evet. Geçmiş çağlarda da farklı farklı imtihan ögeleri olmuştur. Bu çağın imtihan ögesi erkek içinde, kadın içinde genelde cinsellik, özelde tesettürdür. Evet. Hadisidir. Hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyicilerimiz, bir teneffüs daha vereceğiz. Son 40 dakikaya gireceğiz. Teneffüsten sonra efendim.